Bugünkü videomuz çok kritik çünkü bu videoda beraber size inanılmaz önemli bir program hazırlayacağız ve bu programı siz hazırlayacaksınız. Yani biz size birkaç soru soracağız ve birkaç seçenek vereceğiz. O seçenekleri siz seçerek videonun sonunda kendinize süper bir program hazırlamış olacaksınız. Yani seçenekli, interaktif bir video olacak arkadaşlar. O yüzden tamamını izleyin ve kendinize göre noktaları seçin. Ona göre bir programınız sonunda oluşmuş olacak arkadaşlar. Bu video aslında sürekli yenileyebileceğiniz ve ihtiyacınıza göre revize edebileceğiniz bir program sunmuş olacağız. Yani bizden şey beklemeyin, işte 2 saat şunu çalış, 1 saat şu var, bilmem ne kadar şuna çalış falan gibi bir program. Yani hiçbir zaman verimli bulduğumuz bir şey değildi, hiçbir zaman uyguladığımız bir şey de değildi. Ve kesinlikle mantıklı olduğunu düşünmüyoruz. O yüzden kişiye özel programlarla ilerlenmesi gerektiğini düşünüyoruz çoğu zaman. Ya da bir program verdiysek de eğer zaten öğrencilerin ortalaması alınarak Evet. verilmiş olan programlar oluyor yani. Ama dediğim gibi bu videodan bence kendinize çok güzel programlar çıkaracaksınız bizim Çok daha söylediklerimizden. özele ineceğiz aslında. Hani okula giden, okul artı dershaneye giden, mezun ya da full evde olan, deneme kulübüne giden gibi ya da çok saat çalışabilen, az saat çalışabilen, bu Yani 4 TK saat uyuyan, 10 saat uyuyan falan böyle bunlara da evet. gireceğiz yani. Ya hepsine gireceğiz. O yüzden biz de yavaştan başlayalım. Ama başlamadan önce arkadaşlar çok önemli bir duyurum var. Bu video diğer videolarda olduğu gibi bu videoda da YKS koşuk çekilişi yapacağız. Hem Oğuzhan hem benden alacaksınız arkadaşlar. O yüzden hem Oğuzhan'ın kanalına abone olmanız hem de Destek Al kanalına abone olmanız. Yorumlarda koşuk çekilişine katılıyorum yazmanız ve bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Sonra yorumların arasından iki kanalda abone olduğunu tespit ettiğimiz öğrenciye koşuk çekilişimiz çıkacak arkadaşlar. O yüzden çekilişimize katılmayı unutmayın. Şimdi de hemen ilk maddemizle başlayalım. Oğuzhan mesela sen kaç saatlik periyotlarla çalışıyordun? Bunun seçeneklerini bir verelim. Ona göre öğrencilerimiz seçsin. Tabii. Birazcık hatta geriye alacağım. Ben kendi çalışmaya başladığım zamandan alacağım bunu. Ben böyle çok gerçekten it kopuk diyebileceğiniz bir öğrenciydim. Yani 3 sene boyunca ders çalışmamıştım. Son sene ders çalışmaya başlayarak toparlayıp böyle bu noktaya geldim ama başlangıçtaki halimle böyle sürecin ilerleyen kısmındaki halim bambaşkaydı. Başladığım zaman hani şey zannediyordum. Ya günde işte oturur ikişer saatlik bloklarla çalışırım falan zannediyordum. Hiç öyle olmuyormuş yani. Onu çok net gördüm ben. Masanın başında 15-20 dakika bile oturamıyordum yani. Burada kural şu. Masanın başına ne kadar oturabiliyorsanız o kadar saatlik bloklar yapmanız gerekiyor. Eğer 2 saatten az çalışıyorsanız. Yani örnek veriyorum işte sen yarım saat masanın başında oturup çalışabiliyorsun. O zaman yarımşar saatlik bloklarla çalışman gerekiyor. Aslında blok sürenin 2 saate çıkarana kadar bence sürekli olarak maksimum dakika ile aslında blok yapman gerekiyor. 1,5 saat çalışabiliyorsan 1,5 saat çalışıp işte 15-20 dakika mola sonra tekrar 1,5 saat çalışıp devam etmen gerekiyor. Ama en optimali de bence benim hem kendimin gözlemlediğim, yani uygulayıp gözlemlediğim hem de öğrencilerime de uyguladığımda en başarılı sonuçları aldığımız yöntem 2 saat çalışıp 2 saatlik bloklarla çalışıp yarımşar saat mola vermek. Yani örnek veriyorum siz saat 8'de çalışmaya başladınız. İşte 2 saat çalışıyorsunuz. 10 oluyor saat. 10.30'a kadar mola veriyorsunuz. Tekrar başlıyorsunuz. 12.30'a kadar çalışıyorsunuz. Tekrar mola veriyorsunuz. Saat 1'de tekrar başlıyorsunuz. İşte 3'te tekrar molaya girip 3.30'da bırakıyorsunuz falan gibi böyle. Bunu da işte ne kadar yapmam gerekiyor? Kaç blok yapmam gerekiyor diye soracaktır izleyenler. Burada da yine aslında sizin kapasiteniz, çalışmayı hani kaldırabilmeniz veya işte yani bu yükle ne kadar daha böyle hani ben ilerleyebilirim diye düşünmeniz önemli. Mesela ben işte 5 blok falan yapıyordum genelde. Yani bazen 6 oluyordu. Bir kere 7 bloğa çıktığım olmuş mesela. Maksimum zaten 14 saat çalıştım sınav senesinde. Genelde ben 10 saat falan çalışırdım. 8 saat, 10 saat. Burada tavsiyem de şu olur. 2 saatlik bloklarla çalışabiliyorsanız bunu maksimuma taşımaya çalışın. Bunu zaten anlarsınız siz kendiniz. Yani böyle yorulmaya başladığınız blokta böyle yani artık kafanız bir şeyler almamaya başlar. O bloktan sonra mesela bir uzun mola verirsiniz ve bir saat daha çalışıp son tekrarlarınızı yaparsınız veya gün içerisinde yapamadığınız sorulara bakarsınız vesaire. Ama dediğim gibi 4 blok veya 5 blokla zaten 8-10 saatlere ulaşmış oluyorsunuz ve bunu çok daha rahat yapıyorsunuz. Yani burada şu çok önemli bence. Ne kadar az mola verirseniz o kadar hızlı bitiriyorsunuz aslında Evet. çalışmanızı. Çok yayılmamış oluyor. Yani kısa zaman dilimin aslında çok uzun saatler çalışma saati ek koymuş oluyorsunuz. Mesela bunu birer saatlik şeylerle, periyotlarla yaptığınızda 9 kere mola vermiş oluyorsunuz. Ve 9 mola da bayağı bir vaktinizi yiyor Evet. aslında. Bir de her zaman sende de oluyordur yani. Her zaman yarım saatlik mola yarım saat olarak kalmıyor yani. Evet. Hadi biraz daha şey molaya devam edelim. Hadi şuna da bakayım. İşte son reels'imi izliyorum falan oluyor. Yani son tweet'imi okuyorum. O yüzden dediğim gibi bence 2 saatlik bloklar uygundur. Sen ne düşünüyorsun? Evet, bence bir de yani ben de 2 saatlik periyotlarla çalışıyordum bu arada.
Özellikle son zamanlarda, son 2 ayda falan pandemiye girdiğimizde biz bütün agalar sınıftaki Evet. arkadaşlarla yani bir program hazırlamıştık ve hepimiz aralarda yazıyorduk gruba. Hani ara verdiniz mi? 2 saat bitti mi? Sabah uyanmayanı arıyorduk falan böyle. Evet, gerçekten o kadar hani birbirimize destek oluyorduk. O yüzden arkadaşlar siz de hani 2 saatlik periyotlar ideal olabilir. Ona ulaşana kadar da Oğuzhan'ın dediği gibi maksimum periyotlarla yavaş yavaş ona ulaşırsınız. Ama bence sabah erken kalkmak, sonrasında molalarda da iyi dinlenmek çok önemli. Evet. Yani molalarda ben gerçekten hayal kuruyordum. Hani şey diyordum, kazandığım, hedeflediğim üniversiteyi kazandığım anları falan düşünüyordum. Bu süreç ne zaman bitecek falan gibi. Onları da düşünüyordum tabii ki insan olduğumuz için, ama bu molalarda da yürümeniz, hayal kurmanız, müzik dinlemeniz, olabildiğince sosyal medyadan uzak bir ara, telefondan uzak bir ara kesinlikle işinize yarar. Onun için de olsan mesela okula, dershaneye, okul artı dershaneye gidenler oluyor ya da sadece okula gidenler oluyor. Onlar ne yapmalı? Hani bunlar o Onlar ne süreyi yapmalı? nasıl yönetmeli? Şöyle okul veya dershane, özellikle okula giden öğrencilerin %99'unu falan bence okulda geçirdiği tüm vakitler dolu dolu değildir. Yani saçma sapan derslerimiz oluyor, boş vakitlerimiz oluyor. Yani biliyorum, Evet. aynılarını ben de yaşadım çünkü. Bu vakitleri değerlendirmeniz gerekiyor bir. Bu yani kesinlikle yapmanız gereken bir şey çünkü okuldan sonra yeterli vaktimiz kalmayacak. Evet. Bu dediğimiz saatlere ulaşabilmeniz için. O yüzden okul içerisinde boş bulduğunuz her vakitte ders çalışmaya çalışın yani çünkü bir daha o vakitleri bulamayacaksınız ve o vakitlerde de hani şey yapmanıza gerek yok. Yani deneme falan çözemezsiniz. Evet ama oturup 5 tane matematik sorusu fazladan çözebilirsiniz. Yani ya da ne bileyim geometriden işte 10 tane soru fazladan çözebilirsiniz bulduğunuz 10-15 dakika içerisinde. Bence 5 dakika bile çok kıymetli. Ve bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Her zaman yanınızda kitabınızı açık bulundurun yani. Ben mesela okula gidiyorken de mesela derslere giriyorken de eğer hoca böyle çok ilgimi çekmeyen bir şey anlatıyorsa yani daha doğrusu o sırada çalışmadığım bir şey anlatıyorsa veya Almanca dersleri falan oluyordu ya Almanca İngilizce dersleri. Açıp ben arkadaş şey yapıyordum yani. Kendi sorumu çözüyordum. Ya da mesela AYT matematik anlatıyordu hoca. Ben de AYT matematiğe çok çok uzaklardım yani. TYT'de zaten 15-20 net yapamıyorum. Ben dinlemiyordum dersi. Kenara gidip mesela TYT matematik soruları çözüyordum falan yani. Eğer okula gitmek zorundaysanız ve ki bu sene zorundasınız diye biliyorum. Evet. Derslerde de hani bir şeyler devam ediyorsa siz kendiniz de ayrı takılabilirsiniz ya. Ben çok faydasını gördüm bunun. Sonra da okuldan döndüğünüz saatte veya dershaneden döndüğünüz saatte de çok kısa dinlenmelisiniz. Yani 3 saat yatmayın Ben de anladınız tam beni. bunu söyleyecektim, biliyor Evet musun? yani çok böyle 3 saat dinlenme zaten şeyi bitiriyor yani zamanınızı bitiriyor. O yüzden kısa molalarla hemen dinlenin, toparlanın ve daha çalışmaya devam edin. Uyuduğunuz zaman dinlenirsiniz zaten. Ve hani gerçekten uyuyana kadar da bence ders çalışmanız gerekiyor. Yani 1 saat, 2 saat işte geldikten sonra mola verdim. Sonra bir de hadi yatmadan önce de 1 saat önce çalışmayı bırakma falan olmasın. Ben mesela kitabın kapağını kapatır yatardım yani. Hani başka bir şey yapmazdım. Yani gerçekten çok şeydim hani o konuda. Vaktimi iyi değerlendiriyordum mesela uyuyana kadar. Bence böyle ilerlerseniz zaten ne kadar fazla vaktiniz kaldığını da göreceksiniz. Birazcık sıkıştırılmış bir sene olacak farkındayım ama bu fedakarlığı yapmanız gerekiyor yani. Yoksa mutlu olacağınız yere ulaşamıyorsunuz ve belki bir sene daha fazla fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz ya da hiçbir zaman mutlu olacağınız yere ulaşamıyorsunuz. Evet. Bir de mezunlar için aslında şey diyebiliriz arkadaşlar. Kesinlikle bir deneme kulübüne gidilmesi lazım. Yani haftada bir gün programınıza onu da yer verirsiniz. Onun dışında aslında biz de son 3 ay pandemide olduğumuz için bir mezun gibi çalıştık. Yani full evde olan biri gibi Evet. çalıştık. Ve burada da periyot sayılarımız aslında videonun başında da Oğuzhan'ın da bahsettiği gibi hani 5 periyot. Bazen ben 12 saatleri bulmuştum son 1,5 ayda falan. Arkadaşlar 12 saat çalışırken kesinlikle en sevdiğim şey saatlik programdı. Yani neyi ne zaman yapacağım belliydi. 8'de kalkıyordum. 8.30'da derse başlıyordum direkt. Ve ufak bir kahvaltı yapıyordum. Hani çünkü böyle ağır bir kahvaltıda gerçekten uykum geliyordu. Böyle sadece lavaşla peynir falan yiyordum. Bir de lavaş yiyordum. Ekmek yiyince bile uykum geliyordu. Hani o kadar kafayı yemiş, beslenme noktasında bile sınava yönelik bir beslenme yapıyordum arkadaşlar. Sonrasında 2 saat çalışıyordum. Yarım saat mola. 2 saat çalışıp 1 saat mola gibi böyle bir yarım saat bir saatlik molalarla 12 saati tamamlıyordum. Ve gerçekten şu duygu çok güzeldi. Hani annemin yanına gidip anne ben 2 günde bir gün ders çalıştım. Hani toplam 24 saat ders Evet. çalıştım demek çok hoşuma gidiyordu. Ve saatlik programa uymak artık hani benim için takıntı gibiydi. Hani ben o saatlerde kesinlikle dersteydim. Hatta 3 dakika öncesinde falan masaya oturuyordum. Mental olarak kendimi hazırlıyordum. Bu sayede de çok saatler çalışabilirsiniz aslında. Bunu da kesinlikle uygulamayı unutmayın. Evet. Bir de Ben uyku düzeni kısmı var aslında aynen o. yani tam oraya girecektim ben de. Tamam. Uyku düzeni kısmında da yani ne kadar uyumalı sorusundan çok alıyorum.
Ya bunun bir tabii ki de şeyi yok ya, şu kadar uyumalısın gibi bir şey yok ama en fazla bence 7 saat uyumalı. 7 saatten fazla uyuduğunuz zaman gerçekten gün içerisinde size kalan süre çok kısalıyor. Ve 7 saatten fazla uykuya da çok ihtiyacınız yok açıkçası yani. 7 saat uyumanızla 8 saat uyumanız arasında çok bir fark olmayacak. Ya ben ne yapıyordum? Bu arada ben günde 4-5 saat falan uyuyordum. Ben biraz manyaktım yani. Yani gece 3'te 4'te falan uyuyordum. Sabah 7'de 8'de kalkıyordum yani. Niye böyle yapıyordum? Ben gün içerisinde kendime ayırabileceğim vakitler istiyordum yani. Arkadaşlarımla görüşebileceğim, işte bir daha uzun molalar yapabileceğim belki zamanlar istiyordum. Ve çalışma saatlerimi de artırmak istiyordum aynı zamanda yani. Biraz da beni motive ediyordu yani az uyumak yani. Ben bunun için uykumdan bile feragat ediyorum diyordum. Ama bu bir yerde patlak verir. Yani bu kadar az uyumak çok insani bir şey değil çünkü. Kesinlikle böyle tavsiye etmiyorum yani ama benim için bir yöntemdi yani bu, hani yetmiyordu çünkü bir sene içerisinde. Yetmiyormuş gibi hissediyordum daha doğrusu. Daha iyi hissettiriyordu. Ama dediğim gibi 7 saatten fazla bence uyumak biraz gereksiz oluyor yani. Evet, onu bir kısın. Bir de olsan sen az uyurken power nap falan yapıyordun böyle 15 Aa evet. dakika kütüphanede masada. Kütüphanede herkes beni böyle şey ne yapıyor bu falan diye bakıyordu. Sonra ama ben anlatınca ha okey dediler yani. Power nap yapıyordum ben yani. İşte gün mesela atıyorum 3 saat uyudum gece, yani gece uykum 3 saatti. Sonra gün içerisinde mesela 20'şer dakikadan veya 15'er dakikadan işte 3 veya 4 periyot daha uyuyordum ama işte atıyorum uyandıktan 5 saat sonra biri, 5 saat sonra öbürü, 5 saat sonra öbürü falan şeklinde böyle bir sistemim vardı. Power nap konusunda da yani benim için bayağı yararlı olmuştu yani. Ama her bünyeye de gelmez. Olsan biraz dayanıklı arkadaşlar, çünkü benim bünyeye gelmezdi mesela Evet, bence. bir de alışma süreciniz falan var. Yani ona alışana kadar bence bir 2-3 haftanız en az gider. Yani alışamazsanız da çöpe gider. O kadar uyku düzeninizi bozdunuz falan. Biraz riskli. Ama hani son çare olarak hani onu bile denedim yani. Ama bende yaradı mesela işe. İyi ki de yapmışım diyorum. Şu an hala bazen böyle çok hani uyanık kalmam gereken zamanlar olduğu zaman, yine çok yoğun olduğum zamanlarda yine yapıyorum. Hala da işe yarıyor yani. Evet, ben de final haftamda yapıyorum ama onun dışında hani erken kalkıp erken başlayın. Saatlik programınız şey olsa 12 saat bittiğinde zaten saat 11, Bir 10. power nap mi kaldı yani, değil mi yani? Evet, Hani. yani onu yapacak vaktiniz varken onu da yapalım. Böyle kendinizi çok da fiziksel yormayın. Çünkü Evet, her katılıyorum. bünye aynı değil. Ama zorlayabilenler zorlayabilir, deneyebilir onu. O zaman uyku düzenine bütün program kısımlarını söyledik. Sadece ders kısmı olarak da ufak bir tüyo verebiliriz aslında. Ya ben mesela bir gün içerisinde ilk başta TT rutinim oluyordu. Sonrasında TT matematiği uzun bir süre netim artmadığı için çoğu zaman TT matematik her gün oluyordu yani. Ya da 5 gün oluyordu vesaire gibi ilerliyordu. Sonrasında geometri neredeyse yine TT matematik sıklığında oluyordu. Ama o biraz daha az oluyordu. Geometriyi biraz daha halletmiştim çünkü. AYT matematik bu noktada oluyordu. Yani bu aralar için söylüyorum bu arada. Sonra 2 saatlik periyot olduğu için çok fazla periyodu ben çok fazla ders yaşıyordum. Çünkü bir derse çok fazla odaklanamıyordum. Sürekli dersi değiştirerek dikkatimi güzel bir şekilde tutuyordum ama bazıları 2 saatte hiçbir şey yapamıyorum, yetiştiremiyorum deyip belki 2 periyodu o derse verebilirsiniz. Gün sonunda da diyelim gün o gün çok sayısal olduysa işte AYT matematik yerine biyoloji, sonra TT Türkçe gibi böyle iki sayısal iki sözel gibi şeyler yapıyordum. TT fen. Zaten TT fen bittikten sonra da AYT feni geldi. Yine hani sözel sayısal dengesini güzel oturttum. Ve arkadaşlar programınızda bence en önemli noktalardan biri de en zorlandığınız şeyi ilk başta çalışmanız. Evet. Gün sonuna bıraktığında çünkü daha kolay bir şey kalsın ki rahat ol. Özellikle mesela dershaneden geldiğinde en kolay şeyin kalması lazım. Dershaneden gelip çat diye trigonometri konu anlatıma başlayamazsın yani. Zor olur. Evet. Yorgunsun çünkü. O yüzden onu da ayarladınız mı? Başka programla alakalı. Ya ben mesela şunu söyleyebilirim. Bir de bunun da yani tabii ki her şeyde olduğu gibi bunun da bir şeyi yok. Kısıtlaması yok. Mesela benim hatırlıyorum bir tek günde tek ders çalıştığım var ya, sadece matematik çalıştığım gün de vardır ama bir günde 6-7 ders çalıştığım gün de vardır. Birazcık o gününüze de bağlı mesela, sorumluluklarınıza da Evet. bağlı ve o derslerde hangi konuları çalışacağınıza da bağlı. Mesela matematikte logaritma çalışıyorsanız zaten matematikte yanına bir sürü ders de eklersiniz. Ama mesela ben trigonometri çalışırken çok zorlanıyordum. Tabii ki de bu konular da kişiden kişiye göre değişir. Evet. Ben çok zorlanıyordum mesela. Trigonometriyi tek ders olarak yapıyordum yani bir gün içerisinde mesela. Ya da yanında bir tane Türkçe bir derslemesi falan atıyorumdur. İşte ama sıralama konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani daha çok zorlandığınızı kesinlikle başa atmalısınız. Ben mesela başlangıçta hallettikten sonra böyle zorlandığım şeyleri gün sonuna bir şey daha, periyot daha geometri koyardım. Geometriyi de ben hani kulaklıklarını takardım. Müzik dinleyerek geometri çalışırdım. Yani böyle rahat rahat bir acelem olmadan biraz daha. Mesela o gün içerisinde çözdüklerimi tekrar ederdim. Yaptığım yanlış sorulara bir daha bakardım falan. Böyle biraz da aslında rahat olabileceğiniz, daha rahat yayılarak çözebileceğiniz şeyleri sona atın. Başlangıçta böyle sizi çok zorlayan, anlamın hani biraz daha güç olduğu aslında konuları, dersleri başa alırsanız çok daha rahat edersiniz. Tabii ki de bu dediğimiz her şey sizin şu an
bulunduğunuz noktaya göre değişir. Yani TYT mi çalışıyorsunuz, AYT mi çalışıyorsunuz, ikisini beraber mi çalışıyorsunuz ya da işte hangi derste, hangi konudasınız vesaire bunlara bağlı olarak değişir. Ama genel manada dediğimiz gibi böyle birkaç noktaya uyarsanız programınızı bence çok net şekillendirirsiniz diye düşünüyorum ben. Evet, o zaman gayet faydalı bir video oldu. Yani bu videonun bitiminde de kafanızda bir şeyler Evet, oluşmuştur. aklınıza da takılan soruları da bu arada yorumlarda sorabilirsiniz. Hani elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Evet. Böyle çok hani belki de kritik noktaları atlamışızdır yani. Bunları da yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Koşuk çekişine de yine yorumlarda katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim söyleyeceklerimiz bu şekilde. Teşekkür ediyoruz Orhan, Çok, videomuza ne konuk demek, oldun. rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hedeflerinize, hayallerinize ulaşırsınız.